Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla Bursa Uludağ Üniversitesi 2022-2023 akademik yıl açılış töreni düzenlendi. Bakan Bozdağ açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu açıkladı. Uludağ Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış töreni gerçekleşti. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Valisi Yakup Can Bolat, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Bakan Bozdağ, açılış töreninde ilk ders niteliğinde bir konuşma yaptı. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır. Üzüntümüz bunun gecikmesindedir. Gecikmesi hem milletimize hem ülkemize kaybettirmektedir. Unutmamak gerekir ki yeni anayasa olmadan yeni Türkiye'de olmaz, büyük Türkiye'de olmaz. Büyük Türkiye'nin ve yeni Türkiye'nin en önemli anahtarı yeni anayasadır. Bu kapıyı yeni anayasayla açacağız. Cumhuriyet'in ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ilk şey yeni anayasadır. 1924 anayasasıdır. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken, Türkiye'nin Türkiye yüzyılını inşa ederken yeni bir anayasayla yola çıkması milletimizin de, devletimizin de, her bir insanımızın da ortak çıkarınadır. Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz'un gündeminde ise kente kazandırılması gereken yeni okullar vardı. Bursa gündeminde Bursa'ya bir ikinci, üçüncü devlet üniversitesi, mümkünse bir dördüncü devlet üniversitesi yakışır. Bakın, Bursa'nın çok ciddi bir yerel yayın potansiyeli var, yerel basını var, iletişim. Gerçi teknik üniversitemizde var kanununda, bilmiyorum Arif hocam açar açmaz. Mesela turizm fakültesi, Bursa'da kaçınılmaz. Mesela bizde öyle bölümler var ki, hoca yetersizliği, kotadaki engeller vesaire sebebiyle açamadığımız bölümler var. Endüstriyel tasarım gibi Bursa için olmazsa olmazlardan. Törenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Polikliniği'nin açılışı gerçekleşti.